Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Yunanistan'la bir olan ABD, Türkiye sınırına 30 saldırı helikopteri indirdi. Değerli izleyenler, Yunanistan 61. istikşafi görüşmeleriyle Türkiye ile ilişkileri sıcak tutmak için uğraşırken, diğer yandan ABD ile ortak askeri tatbikatlara hız verdi. Yunanistan'ın ABD ile ortak tatbikat sonrası, Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ne Trakya bölgesine askeri yığınak için izin verdiği bildirildi. Batı Trakya bölgesinde bulunan Dedeağaç Dimokrikos Havalimanı Müdürü Stelios'un yerel medyada yaptığı açıklamada, ABD'ye ait 30'dan fazla Black Hawk saldırı helikopterinin Dimokritos Havalimanı'na üst olarak kullanacağı belirtildi. Şubat-Ağustos tarihleri arasında havalimanını üst olarak kullanacak helikopterlerin aynı zamanda yakıt ikmali ve bakımının da yine havalimanında yapılacağı ifade ediliyor. ABD'nin Dedeağaç Havalimanı Müdüründen hangar, Amerikalı komutanlar için ofis ve idari alanlar talebinde bulunduğunu açıkladı. 18 adamızı işgal eden Yunanistan, Lozan Barış Anlaşması gereği askersiz olması gereken Dedeağaç'ta ABD'ye üs vermişti. ABD buradan Bulgaristan ve Romanya'daki üsleri arasında bağlantı sağlayıp Türk boğazlarını bypass etmeye çalışacak. Lozan Barış Anlaşması'na göre Dedeağaç asker bulundurulmaması gereken bir bölge. Dedeağaç'a 101. ABD Hava İndirme Tümenine ait Sikorsky helikopterlerle askeri araçlar ve mühimmat indirilmişti. Üstün açıldığı dönemde Yunan gazetesinde yer alan habere göre ABD'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarına alternatif bir rota oluşturmak amacıyla Yunanistan'ın Kuzey Liman kentine altyapı yatırımı yaptığı iddia edilmişti.